Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün beni kimiz dinliyorsa niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifin en yüksek hayrına bakalım sizlerle izleyenlerimi neler bekliyor. Bu arada teşekkürlerimi yorum yapan, beğeni atan, süper teşekkürle bana her gün böyle ayrı ayrı hediye gönderen izleyenlerime olsun. Hadi bakalım bütün hayrına olsun diyerekten yıldıznamemizi açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzım bir türlü kapanmadı arkadaşlar. Çok büyük böyle bir kötü enerji var. Aklınızdaki kişiyle mi niyet aldınız? Ya da böyle yaşadıklarınıza lütfen uyarlayarak dinleyin. Burada bir durum böyle biraz sessizde kalmış. İki tarafta sanki böyle arkadaşlar böyle bir şema var. İki taraf var. Bazı şeyleri düşünmeye başlamış. Bazı şeyleri ciddi ciddi düşünüp bir karar vermesi gerekiyor. Ama bir taraf cesaretini toplayacak olduğunu görüyorum. Yani bu bir ihtimal karşı taraf olabilir. Ciddi bir yüzleşme var ama buradaki durum tamamen aklınızdaki kişi olabilir. Belki aile bireylerinizden, iş yerinizden, arkadaşınız, bilemiyorum. Ama buradaki durum çok böyle bir kırgınlık, gözyaşı var. Ve bir taraf ciddi bir şekilde düşünüp cesaretini toplayacak. Taraf gerçekten büyük bir hata yapmış olduğunu görüyorum. Bir adım atacak olduğunu da görüyorum. Bu durumun çözülmesi ve karar verilmesi adına bir eylem olacak olduğunu da görüyorum. Çünkü burada bir entrika, sıkıntı, gözyaşı, iyi niyet ve burada bazı kişiler hayır o öyle yapmaz, o öyle biri değil dediğinde haklı çıktığını da görüyorum. Siz değerli izleyenim ve bir arkadaşlar burada bir 8 rakamı var. 8 gün, 8 hafta, ayın 8'ine bir bakın. Bir adım gelecek, bir cesareti toplayıp bu adımı toplayacak, atacak ve bu eylemi gerçekleştirecek. Ve burada böyle bir durum var. Bunu da açıklık getirmek istiyorum. Yakın zamana dayalı bir niyet, dilek tutmuşsun ve bu niyet dileğin önünde böyle bir sekizli vade içerisinde olabilir. Ellerinizi açmışsınız. Sahnede de açık tenlerde, orta boylarda T ve Y bir kişi var. İkinizin de hayırlı enerjisiyle niyetiniz, dileğiniz yerine gelecek. Hanede güzel böyle kutlama olacak olduğunu görüyorum. Ve bu partnerse ve bununla bağlantılı bazı şeyleri ölçüp biçmeye başlamış. Belki de işinizi niyet aldınız, bilemiyorum. Çünkü bir taraf gerçekten burada sırtını dönmüş ama kalp enerjisi size çok yakın ve her şeyle ölçüp biçiyor, tartıyor. Havada kalınmış birçok konu var, sürencemede kalınmış birçok durum var. Ve burada gerçekten bir adalet, bir mahkeme durumu var. Bir kısmınız artık bu tahammülsüzlüğü bitireceksiniz, restler çekilecek ama bir kısmınız da karşı taraf cesaretini topladığında yüzleşme sağlayacak olduğunu da görüyorum. Epeydir devam eden belirsizlikler var olduğunu ve sürüncemede kalmış olduğu durumları uzak ve yakın akrabalardan hak ve mal mülk olaylarında üzerine gözyaşı akıttığınızı da görüyorum. 8 rakamı şanslı rakamınız olsun. Bugün enerjisini, niyetini alın, kabul edin. Ve siz değerli izleyenlerim ve bununla bağlantılı olarak da güzel bir süreç olarak gidiyor ve bununla bağlantılı olarak da burada kocaman bir A var, C var, burada belirlenen siz değerli izleyenlerim İ harfi var. Burada bir de kocaman bir muhabbetle bağlantılı bir söylem var. Hayırlı bir görüşme, hayırlı bir iletişim, ne niyet aldıysanız, ne istiyorsanız, bugünkü beklentileriniz her neyse bu kişi size bir haber gönderecek. Belki iş, belki özel ilişki, bilemiyorum ama bu harfler soy isimde, isimde olabilir. Çok güzel böyle bir kuş böyle muhabbetli, hoş sohbetli haberin gelişi olacak hanenize sizlerle izleyenlerim. Şimdi böyle hane ile alakalı yorumlamak gerekirse sizlerle izleyenlerim ve bununla bağlantılı şunu da belirtmek istiyorum. Haneye 3 kişi gelecek.
gelmiş de olabilir. Hanedeki üç kişi hayırlı bir iş için olabilir, olmuş da olabilir. Sizde böyle bir gururluk, tedirginlik olmuş. Bu gelen kişiler gerçekten hayırlı iş için gelmiş. Yani görücü de olabilir. Evladınız var ise ya da bu falı dinleyen, ayrılmış, bekar izleyenlerim, yeni bir sayfa açmak istiyorsanız görücüler geliyor aslında, kulağınıza güzel haberler de geliyor. Biraz sizi bir endişe, kaygı, yeni başlangıç, gelişmeler, böyle bir şeyler duyduğunuz zaman biraz modunuz düşüyor, demoralize oluyorsunuz. Yıldızınızın düşük olmasıyla bağlantılı böyle bir evham, kaygı ve burada acaba nasibim, kısmetim mi kapalı? Aslında iyi insanlar haberler de gönderiyor. Ama böyle bir şey duyduğunda sanki yüreğin ağzına gelircesine tedirgin olduğunu görüyorum. Bu görücü gelenler, haneye gelenler iyi niyetli ve hayırlı bir iş için geliyor. Yakın bir enerji olduğunu hissediyorum. Sizlerle izleyenim. Ve burada bazı durumları baz aldığında ve bununla bağlantılı hane içerisinde üçüncü etkiler de var. Yani bu bir üçüncü etki dediğimizde üçüncü şahıs ve burada bir sevgili olarak almayın. Yani burada herkes kolektif olarak bakıldığını bildiği için siz böyle kulağınıza hoş gelenleri kendinize uyarlayarak alın. Üçüncü etkiler görüyorum. Haneye karışan, hanenin sürekli üzerinde gözlemleyen, yani burada eşinizle, sevgilinizle, partnerinizle, buradaki durum her neyse aile çevresiyle de şu anki durumunuzda baktığımda ciddi bir şekilde gerginlik, stres enerjisi ve üzerinde bir kaos enerjisi, iki tane kara bulut olduğunu görüyorum. Sanki burada sen sürekli çözüme odaklıyken sürekli didişmeler, hakaretler, tartışmalar ve gerçekten partnerle evliyse ve evliliği henüz bitmemiş ama yanındaki kişiler duygu sömürüsüyle kemirdiklerini görüyorum. Burada bir yılan var, hem de beyaz bir yılan. Yani hayır Allah, ben evli değilim ve bununla bağlantılı olarak ama evliliğe adım atacaktık. Çok güzel umutlar, çok güzel hayallerimiz vardı. Çok uzun yol yaptık. Bazı noktalarda birbirimize sahip çıktık. Ben daha çok elimi taşın altına koydum ama bu üçüncü etkiler bizi yedi bitirdi. Bir türlü kavuşmamıza izin vermedi ve engel var, iletişim yok diyorsan da sizlerle izleyenim. Partneriniz, yanındakiler gerçekten kemiriyor. Açık bir renk, böyle enerjinizi tüketen biri var ve arada gerçekten ciddi bir sıkıntı var. Bu demek oluyor ki partner seçiminde rezil olmuş ve şüpheler var. Partner gerçekten burada bir menfaat ve problemler, burada korku, panik halinde olduğunun enerjisi net yansıyor. Partner depresyonda, işin içinden çıkamıyor, tek başına kalmış. Ve bu işin içinden çıkamaması nedir biliyor musunuz? Kara bulutların, kara enerjilerin, kötü gözlerin, kötü sözlerin hakimiyeti olduğu. Ama siz öyle bir hak talep etmişsiniz ki, hatta bir kısmınız da duymuştur bilmiyorum ama partnerin başı büyük bir belada, sıkıntıda ve bulunduğu ortamda çaresizlik enerjisini net çalıştırıyor ama pişman, gerçekten pişman. Size ne yaşattıysa, para yönünden, sevgi yönünden ve burada size ne yaşattıysa, sizden ne aldıysa, iyi enerjinizden ne götürdüyse partneriniz de aynısını yaşayacak. Ben burada kocaman bir arkadaşlar 20 rakamı görüyorum. 20'ye bir bakın. 20 gün içerisinde bir adım, bir yüzleşme olacak. Ve öyle bir egolu ki o Kaf Dağı'nda olan burnu düşse almayan partner, eğer arada bir çocuk enerjisi varsa ve bunu bir bahaneyle, çocuk bahanesiyle, ajitasyonla, böyle duygu sömürüsüyle seni arayacak. Sesini, karakteri o kadar güzel oyuncu ki bu partner, gerçekten çok güzel senin aklını böyle bir karıştırabiliyor. Ama dikkat edin, çünkü ben her zaman belirtiyorum sizlerle izleyenlerim, ne yapacağız burada? Bir kısmınız çok kolay affedebilir ama bir kısmınız çok kolay olmayacak affetmesi. Çünkü burnunu sürdürecek olduğunuz enerjisi şu dakika hissediyorum. Öyle de olacak. Yani burada yarım kalmış bir çatı var ve partnerde bir U, N, Ö, İ,
H, A, N harfi var. Bir sürü harfler var arkadaşlar. Burada bir de R harfi var. Bu partner belki de böyle 15 vakit öncesine kadar bu sıkıntılarınız vardı. 15 gün önce, 15 ay, 15 yıl öncesi, 15'inden itibaren 2015'te olabilir. Kolektife baz aldım. Kolektifin hayrına olsun dedim. Buradaki partner gelecek, net bir şekilde gelecek ve bu partner zaten çevresindeki menfaatçileri, iş çevresindeki o açık tenlerde, açık tenden bu da tanıya da gidebilir. Elmacık kemikler hafif böyle zayıf bir kişi, hafif çekik gözleri olan bir kişinin oyununa da gelmiş arkadaşlar. Burada bir para, ciddi bir sıkıntı var. Ve sen bunlarla zaten yüzleşeceksin, bir yüzleşme olacak. Kan bağından bir kişi iyi niyetine girmiş arkadaşlar. İyi niyetine girmiş. Burada seni de bir konuyla borçlandırmış, bir para olabilir, belki bir şey olabilir. Ve burada ve şu an senin üzerine de sen bu kadar iyilik yaptığın halde bir de nankörlük, laf söz, iftira bırakmış ve bir zeytin dalı gelecek. Bir ah gelecek, tamamen siz değerli izleyenlerim, bunu net belirtiyorum ki sizin iyi niyetinizi çok suistimal etmişler bu falı izleyen izleyenim, ama böyle saf dönecek, keser dönecek gün gelecek, o hesap dönecek dediğimiz anlık enerjileri yaşamaya başlıyorsun. Enerjin de biraz düşmüş, biraz modunuz düşük. Dalıp dalıp gidiyorsunuz ve çıkmaz yol içerisindesiniz, ama iki tane yolunuz açılmaya başlayacak. Birinci niyetiniz, işle alakalı görüşmeler var, konuşmalar var. Biraz böyle bir durağan enerjide, bu bir hafta geçebilir ama böyle bir ikinci haftası hayırlı bir işe imza atacaksın, hayırlı bir yola çıkacaksın. Böyle bir devlet yolunda, hukuk yolunda ve bir haber de bekliyorsanız, siz değerli izleyenlerim, bu haber ayın sonu ve ayın ikinci yarısına kadar gelecek olduğunu, yani Kasım'ın Ekim'in ikinci yarısına kadar arkadaşlar, Kasım'ın başına kadar esmer tenlerde böyle bir kişiyle bir kavuşma, belki kardeşiniz hapisteydi, belki sevdiğiniz, ama burada bir kavuşma, beraat haberi alacaksınız. Belki de evladınız, siz değerli izleyenlerim. Üzerinizde koruyucunuz var, dualar ediyorsunuz. Dualarınızın olduğunun enerjisinde hep böyle bir içinizde hissedeceksiniz. Yakın zaman içerisinde küçük bir rahatsızlık atlatabilirsiniz. Mide, baş ve ufak kazalar, yaralanmalar. Böyle bir anda hani basınç gelir ya arkadaşlar, böyle bir sinir basıncı gelir. Evde böyle bir şey kaldırırken elinden düşer. Yolda yürürken ayağa takılır, elin kesilebilir. Lütfen bu şer gibi gözüken durumun hayrını gör. Çünkü niye? Çok aşırı nazarın mıknatıs gibi çekiyorsunuz. Hanecek zaten göze söze geliyorsunuz. Bir kısmınız şifalanmış ve gerçekten burada güzel gelişme haberler. Bir de burada bir kuyu gibi bir şey var. A, Y, I, İ olabilir. N var. Bir yüzük belirlenmiş. Sizlerle izleyenlerim, inşallah Yüce Rabbim diyorum ki niyetlerinizi kabul etsin. Sizlerle izleyenlerim, beni buraya kadar izlediyseniz, bana buraya kadar eşlik ettiyseniz sizlere teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.